Today I want to speak to you on what I entitled Empowered for the Purpose. Bugün şöyle bir başlığı var mesajımın. Amaç için yetkilendirilmek. I don't know how I'm going to move flow but some teaching and some preaching. Nasıl akış olacak bilmiyorum ama bir kısmı öğreteceğim, bir kısmı da vaaz olacak. If you remember last Sunday I spoke to you on what I entitled Life filled with purpose. Geçen hafta hatırlıyorsanız size şundan bahsetmiştim. Amaç dolu bir yaşam. Or you can say, a purpose filled life. Şöyle de diyebilirsiniz, amaçla dolu bir yaşam. And with all my heart, I believe everyone here is a man or a woman with God's purpose upon their life. You are not living in the purpose of God for your life, it's not because God doesn't have one for you. Burada amaçsız bir şekilde yaşamıyorsunuz. Yani Tanrı'nın sizin için bir amacı yok gibi değil. One of the reasons why a lot of people do not live in God's purpose is because they haven't found it. Birçok kişi amaçsız yaşıyor. Bunun sebebi de Tanrı'nın onlar için hazırladığı amacı daha bulamamış olması. Another reason why uh, some people do not live in God's purpose for their lives is because they haven't paid the price bazıları to da live in it. bazıları da bu amacı bildikleri halde hala adım atmıyorlar. çünkü gerekli bedeli ödememişlerdir. When you find God's for your life, hayatınız için Tanrı'nın amacını bulduğunuzda, you've got to pay the price bir bedel ödemeniz gerekir. To God's o Tanrı'nın amacını gerçekleştirmek için. And so we've come into the year 2018. Biz 2018 yılına girdik. With so many over our lives. Hepimizin yaşamlarına bir sürü peygamberlik sözü söylendi. Over them. Bütün dünyadaki kiliselerde, Rabbin kiliselerinde peygamberliksel söz ilan edildi onlara. But it is important we understand Ama şunu that every prophetic utterance puts Ama şunu anlamamız önemli. Her verilen peygamberliksel söz bizim üstümüze bir sorumluluk koyar. Every Her peygamberlik sözü puts a on us. bizden bir şey talep eder. You Bakın bunu yazacaksanız bile yazın ve ömrünüzün sonuna kadar okuyun çünkü çok yardımcı olacak bir söz. Because some people have had prophetic utterances or prophetic words spoken over them and they go to bed ve birçok kişi hayatlarına peygamberliksel söz söylenmiş olan kişiler var ama bunlarla ilgili They go to sleep. gidiyorlar ve üstüne uyuyorlar bu They go sit on their couch and watch TV Oturuyorlar koltuklarına televizyon izliyorlar Ve diyorlar ki Tanrı söyledi, Tanrı konuştu ve Tanrı yapacak. And that gospel that has been has caused them to fail because that is not the entire gospel. Çünkü işte bu insanlara vaaz edilen verilen müjde müjdenin tamamı değildi. Yarım müjde verildi. We live in a time that we must emphasize the God factor and the man factor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bir müjdeyi paylaştığımız zaman tanrısal bir faktörü ve bize düşen sorumlulukların ikisini dengeli bir şekilde paylaşmamız gerekiyor. Now don't tie any of the things I'm saying to salvation to so the born again experience. Size söylediğim şeyleri sakın sadece kurtuluş, yeniden doğuş deneyiminize bağlamayın. Because sadece. the Bible says by grace are you saved through faith. Çünkü diyor ki lütufla, imanla, lütuf aracılığıyla kurtuldunuz diyor. By grace are you saved through faith. Lütufla ve iman aracılığıyla kurtuluş, kurtuldunuz Someone diyor. Someone said by grace. Diyin ki lütufla, lütufla. Am I saved? Ben kurtuldum. Ben kurtuldum. Through faith. İmanım aracılığıyla. It is not my Bu benim işlerim değil. It Mesih'in işleridir. Now, before salvation. Kurtuluştan önce. Your works mean little or nothing. Sizin işlerinizin ya birazcık amacı vardı ya hiç yoktu. So when you come to know Jesus, ve İsa Mesih'i tanımak üzere yaklaştığınızda. It is done entirely by grace through faith. Oradaki o kurtuluş tamamen iman yoluyla lütufla kurtulmamızdır. Tanrı tarafından size verilmiştir. Yeniden doğmadaki deneyimlediğiniz o iman adımı. Is that right? Doğru mu? Or did you produce it? Ya da bunu siz mi ürettiniz kendinizden o yeniden doğuşu? No, you did not produce it. Hayır, siz üretmediniz bunu. You could not produce it. Böyle bir şeyi siz üretemezsiniz zaten. It was given to you. Bu size verildi. Faith came as you heard the word. Sözü duydunuz ve sözü duyduğunuzda iman geldi yüreğinize. And everyone say. Ve herkes amin desin. Awesome. Now I'm speaking to believers today. That is why I am going to speak to you the way I will speak to you. Ben bugün imanlılara konuşuyorum. O yüzden şimdi konuşmam gerektiği gibi konuşacağım That's size. That's why I mentioned the God factor and the man factor. O yüzden dedim ya tanrının bir faktörü var ve insanın bir faktörü var. A lot of people get saved and they think God will do everything. Birçok kişi iman ediyor, yeniden doğuyor ve düşünüyor ki her şeyi Tanrı yapacak. And they totally ignore their responsibility ve tamamen umursamaz cahil bir şekilde kendi sorumluluklarından kaçıyorlar. Turn to your neighbor, yanındakine dön ve de say ki: to him or her, Ona de ki: you have a Bir sorumluluğun var. So when you get a word, İşte bir söz aldığınızda that word puts a on you. Bu söz size bir sorumluluk verir. Paul writes to Timothy. Paulus, Timoteo mektup yazdı He says these words to him. ve bunları da söyledi. Timoteo oğlum Timothy, fight a good iyi savaşı sürdür. With the words of that's gone ahead of you. Senin önünde, senden önceden konuşulan peygamberlik sözlerini sürdür. Did you hear that? Duydunuz mu bunu? Yes. Did you hear that? Duydunuz mu bunu? My son, Timothy, oğlum Timothy, fight a good Bu iyi savaşı sürdür. Using the sözü kullanarak sürdür the savaşını. Prophetic words sana konuşulan peygamberliksel senin üzerine, senin hayatın için konuşulan peygamberliksel sözü ilan ederek konuş. So when prophecies are released, işte peygamberlik sözü verildiğinde it gives us a responsibility. bize bir sorumluluk aktarır. So Onunla beraber o sözle savaşmamız fight için what? neyi savaşırız? Fight Yaşamın durumlarına karşı savaşırız. Because your life is going this direction. Çünkü yaşamın bu tarafa doğru gidiyor. And the word of the Lord comes to you. Ve Tanrı'nın sözü sana geliyor. And the word of the Lord says your life must go that direction. Ve Rabbin sözü diyor ki gelen o peygamberliksel sözü yaşamın But bu tarafa gitmeli. It does not automatically happen. Ama bu otomatik olarak olmaz bu değişiklik. Ama Tanrı sana o yolu, o direksiyonu dönmen için sana gerekli olan şeyi vermiştir peygamberlik sözüyle. And you take that word. Ve sen o sözü alırsın. And you every Ve bütün engelleri bozguna uğratırsın. You every demon. Bütün iblisi bozguna uğratırsın. You every enemy Her düşmanı yenersin. That will stand in your way. Yolunda duran herkesi you yenersin. Don't go to bed gidip yatağa yatıp you don't go sleeping onun üzerine uyumazsın. Ve uyurken de Tanrı bunu yapacağını söyledi o zaman This o yapar demezsin. Bu yıl açık kapılar yılı değil mi? Okay, Evet, Rab bize dedi ki. Bu en iyi yol yılı dedi. Rabbe övgüler olsun. People get excited, they heyecanlandı, zıpladı, atladı. But I've got to tell you. Ama size şunu söyleyeyim. It's not magic. Bu bir büyü sihir değil. I'm not taking away the supernatural. Ben doğa üstünü buradan çıkarmıyorum. But I want you to understand the combination between the supernatural and the natural. Ama şunu anlamanızı istiyorum. Doğa üstüyle normal olanın, doğal olanın bir birleşimi, kombinasyonu vardır. When the priest that carried the ark of the covenant. Eskiden anlaşma sandığını taşıyan o kâhin, Ürdün nehrine geldiğinde, The ark of the, was on the of four Dört tane kâhinin omzunda taşınırdı o anlaşma sandığı. The river was a river. Doğal bir nehirdi o orası, Ürdün nehri. Dinliyor musunuz? The Kâhinler normal adamlardı. And they were supposed to cross the ve o nehri geçmeleri gerekiyordu. But how could you cross the Jordan except the supernatural comes in play? Nasıl geçebilirsiniz ki doğal bir şekilde oradan bir yol açılmazsa? But what did God say to them? Ama Tanrı onlara ne demişti? Step your natural feet into the water. Doğal olan ayaklarınızı suya sokun demişti. What? Ne? Yes, step your natural feet into the water. Evet doğal olan ayağınızı o suya sokun. You take your natural feet, you step it into a natural water. Doğal olanı ayağını alıyorsun, doğal olanı suya sokuyorsun. And when the natural moves, the supernatural will move. O doğal olan hareket edince, doğa üstü olan da hareket edecek. Are you getting what I'm saying? Anlıyor this? musunuz ne dediğimi? When the natural moves, the supernatural will meet it on doğal the way. Doğal olan hareket ettiğinde, o süper doğa üstü olan da aynı yönde hareket edecektir. This is where people miss it. İnsanlar burada kaçırıyor. This is why so many prophetic words have not come to pass. O yüzden bir sürü peygamberliksel söz daha olmadı, because, yerine getirilmedi. Many never what to do. Çünkü çoğu hiçbir şey öğrenmedi yapması gereken. Böyle so bekliyorlar. Me. Yap, bana what's söyledin happening? ama Rab, bana söyledin, bana söyledin. Ne oluyor? Ne oluyor? Niye It's two oluyor? Years now. İki yıl oldu. Lord, Rabb. you told me. Rab gösterdin happening? bana, söyledin. The natural must önce doğal olan önce aktive edilmeli. Sonra izle de gör bakalım The ne oluyor. O kapalı olan kapılar sana açılacak. Amin. Bir örnek daha vereyim size. Petrus yakalandı. Onu hapise attılar. Ve etrafına onları gözetlemesi için askerler yerleştirdiler. Kilise Petrus için dua ediyordu. Ve bir gece hücrenin ortasında bir melek belirdi. The him and said, get up, Peter. Melek ona şöyle dokundu dedi ki ayağa kalk Petrus. Peter wakes up. Petrus uyandı. The said, Put on your sandals, dedi ki çarıklarını giy. Your shoes. O doğal olan ayakkabıları. And get up. Ve ayağa kalk. Natural. Doğal bir şey. And walk out. Ve yürü. Natural. Doğal bir şey. All Hepsi doğal eylem. But ama when they came to the door kapıya geldiklerinde to the gate o ana kapıya geldiklerinde the supernatural opened it doğaüstü olan kapıyı açtı. Oh, I'm going to preach this in the English service. They're going to respond well to me. Bunu İngilizce de vaaz isteme hepsi havalara zıçrardı. So I don't understand this group here. Buradakileri anlamıyorum sizi. You guys are, you're not here this evening. Sanki burada değil gibisiniz bu akşam. When Peter stepped out of the pre, of the prison. Petrus hapishaneden çıktığında he adım had to walk on his two legs. o iki bacağı ayağı üzerinde yürümesi gerekiyordu. Two legs. İki tane doğal ayak bacağı. doğal olan sandallarını ayağına girmesi But gerekiyordu. When he came to that gate, Ama o kapıya geldiğinde, he had no it. o kapıya dokunması onun işi değildi. The, the gates on their own Ve o kapının kendi kendine. Why? Because the supernatural came into play. Petrus oraya geldi, doğaüstü üstü olan oraya gelip o kapıyı açacaktı. When yaptı. you see miracles, şimdi mucize gördüğünüzde, when you see breakthroughs, uyarıp geçmeleri gördüğünüzde, when you see open doors, açık kapılar gördüğünüzde, there is always a combination. Her zaman bir orada bir kombinasyon vardır. Natural, doğalın kombinasyonu and the ve doğa üstünün kombinasyonu. They come together. İkisi beraber olur. To see something happen. Bir şeyin olmasını görmeniz için. Example after example after example. Bir sürü örnek verebilirim bununla ilgili size. Now, now you are uh, praise the Lord. Şimdi anladınız sanki. Awesome. Olsun. Rabbe <laughs> <laughs> One more example. Daha fazla örnek vereyim mi? Peter and John came to the gate called Beautiful. Petrus ve Yohanna güzel kapıya gelmişti hani. They see a man that's been lame there. He's been carried and put there every day. Orada her gün kötürüm olan bir adam vardı. Her gün oraya taşıyıp koyuyorlardı. And when they came and they said to the man, look on us. Geldiler adama dediler ki bize bak. The Bible says the man thought they were going to give him money. Oradaki yatan adam düşünmüş ki bunlar bana para verecek herhalde. diye. Eyes. Ama Petrus ve Yohanna <laughs> ona demiş ki bize fiziksel, normal gözlerinle. <laughs> is that right? Bak mı dedi? Ve dediler ki ona Petrus ve Yohanna. Bizde altın ve gümüş bizde yok. Ama bizde in, olanı in sana veriyoruz. of Jesus Christ of e Nazareth, rise up and walk. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla ayağa kalk ve yürü dediler. İsa Mesih'in adıyla ayağa kalk ve yürü dediğinde adam kalkmadı. Read in your Okuyabilirsin kitabını. The Bible said they gave him their Dedi ki okuslar kitap ona el uzattılar diyor. Ve onları kaldırdılar and diyor. And in the process ve of the, the natural o doğal süreç vardı ya orada the, el tutup kaldırma. Bir anda o dizler güç aldı. And the man Got up. Ve adam ayağa kalktı. And he began to jump and leap and praise the Ve sıçradı, överek, yürüyerek Rabbi övdü. He, he began to jump and leap and praise the Lord. Sıçradı, yürüdü hey, ve Rabbi övdü. The, the, physical. Fiziksel olan. The human factor. O insansal faktör var orada came bakın. in contact with the with the God factor. Tanrıyla insanın doğası bir anda birleşti, kombine oldu. And a miracle happened. Ve mucize oldu orada. Ah, <laughs> okay, sit. Otur şimdi. In the name of Jesus Christ, rise right up and walk. İsa'nın adıyla kalk, ayağa kalk ve yürü. <laughs> It's not going to happen. Olmadı öyle, olmayacak. See, it, it wouldn't have happened. Öyle olmazdı, yapsalardı. One more example. Bir örnek you daha vereyim mi? Example? İstiyor musunuz? Yes. The Bible is filled with it. Kutsal kitap dolu bu örneklerle. I'm just building a foundation of what I want to share with you. Size paylaşacağım mesaja bir temel atıyorum şu Every anda. Every prophecy. Her peygamberlestan söz sizin yaşamınız için Tanrı'nın ağzından çıkan her söz puts a demand on you. size bir talep koyar, talep eder sizden bir şey Until talep eder. You do your part, Sen sana düşeni yerine getirene kadar the word come to fruition. o söz olmayacak hayatında. Did God speak? Tanrı konuştu mu? Yes. Evet konuştu. Why hasn't it happened? E, niye olmadı? That's the question. Soru bu işte. One more example. Bir örnek daha vereyim mi? The Kutsal kitap diyor ki öğrenciler teknedeydi. And Ve İsa Mesih onlara yürüyerek suyun üstüne yürüyerek geldi. Kaçınız diyebilir ki suyun üstüne yürümek doğaüstü bir şeydir. Eğer öyle today. düşünmüyorsanız gidin banyoda yürüyün suyun üstüne. When you get üstünde. home today, fill your bathtub with water and try to walk. Eve gidince banyoyu doldurun küvetinizi yürüyün üzerinde o suyun. No, just start with your bathtub or

So, Jesus walking on the water was supernatural. So, he comes to Peter. And Peter, you know Peter, he was always jumping into everything. Read about Peter, he's an interesting character. If you want to do a world study on anybody in the Bible, do a world study on Peter. bir kelime eğer çalışması I mean, yapmak sorry, karakter study. çalışması yapmak istiyorsanız Petrus'u çalışın you will learn a lot from Peter. çok şey öğrenirsiniz. Petrus'tan. Her şeyi atlıyordu. İsa onu çağırmadan önce bile onu atlıyordu sürekli. Çok böyle öne dönük. He was eager. Çok böyle um, egolu bir adamdı. Always. Hep böyle azimli hırslı gibiydi. I've seen some Bazı Petruslar da gördüm ben. Before you ask them, they Onlara sen sormadan daha cevabı verirsin. But anyway, so Peter said, Lord. Petrus dedi ki, Rab. Is it you? Sen misin? Lord said, Yes, it's me. Rab dedi ki, Evet benim. If it is you, eğer sensen, sen, bid me to come to you on the waters. Söyle de yanına geleyim, buyruk ver de yanına geleyim. Jesus said, Come. İsa mesajı dedi ki, Gel. Now Peter had to step his physical body out of a physical boat onto a physical water. Şimdi burada Petrus'un yapması gereken fiziksel bir tekneden fiziksel ayaklarını kullanıp fiziksel suya adım atmasıydı. Ama işte o fiziksel ayağını fiziksel tekneden fiziksel suya attığı anda the supernatural met him on the way. Doğa üstü onunla su buluştu. And Peter realized. Ve Petrus şunun farkına vardı. <laughs> It's happening. Oluyor, oluyor. <laughs> I'm walking on water like Jesus. İsa gibi suda yürüyorum. The supernatural is is at play here. Doğa üstü şu anda burada. He's walking. Yürüyorum He's suda. Walking. Yürüyor. He's walking towards Jesus now. İsa'ya doğru yürüyor suyun and then, üstüne. And then, and then. Sonra ama. His natural mind got in the way. O doğal aklı bir anda yola giriyor hemen. As he sees the natural wind. Bir anda o doğal rüzgarın farkına varıyor. And he sees the natural waves. O dalgaları bir anda görüyor and gözleriyle. And he looks at them. Ve bakıyor. And he became afraid. Ve korkuyor. And he began to sink into the natural water. Ve o doğal olan suya batmaya başlıyor. And he lifts up his natural voice. O, doğal sesini yükselterek. And cries out naturally. Yakarıyor doğal Lord, bir şekilde. Diyor ki Rab. Help me. Yardım et. And Jesus reached out to him. Ve İsa Mesih elini uzatıyor. And said. Ve diyor ki. Pulled him out onu çekiyor. And said, Why did you doubt? Diyor ki niye şüphe ettin Petrus? Why did you doubt? Neden şüphe ettin? So when you step out in the natural, i̇şte doğa olan, doğal bir şekilde adım attığınızda in faith, imanla adım attığınızda the supernatural will meet you on the way. doğa iste olan sizi yolda karşılayacaktır. Are you listening to me? Dinliyor musunuz? Stepping out is a conscious decision. O adım atmak bilinçli bir Tanrının size söylediği söze göre bilinçli bir adım atmaktır. It's a risk. Ve bir risktir. Said, If it's you, Petrus dedi ki eğer sen sen. Bana gelmemi emret. O peygamberliksel söz geldi. Come. Gel. You know that's a word from God? Tanrı'dan olan bir söz değil mi? Is bu? Right? Değil mi? You know Tanrı'nın sözü. Yes. When Jesus said, "Come," that's the word. Mesih, gel dediğinde, bir sözdür. That's the word given to Peter. O, verilen bir sözdür. What's the word given to you? Size verilen söz ne? What did Jesus tell you? İsa sana ne dedi? What did Jesus say to you? İsa sana ne söyledi? Hello. Hadi. Jesus said, "Come." İsa dedi ki, gel. The prophecy is given. Peygamberliksel söz verildi. Peter grabs it. Petrus onu yakaladı. And he steps on that on that word. Ve o söz üzerine adım attı. Can I tell you something tonight? Bir şey söyleyeyim mi size Şimdi Peter was not walking on the natural water. Petrus o doğal suyun üzerinde yürümüyordu. It was not the natural water that carried him. It was the word that carried him. Onu taşıyan şey suyun üzerinde o söz sözdü. Doğal bir He was walking on the word. O sözün üzerinde yürüyordu. The word was the base. Çünkü o sözdü temeli. That carried temeli. the man. O adamı taşıyan şey Your physical sözdü. eyes saw him walking on water, but when you look in the spirit, you see him walking on the word that Jesus told him, "Come." Fiziksel, that word carried him. Hallelujah. Fiziksel söze baktığınızda aslında hallelujah. siz taşıyan şeyin Tanrı'nın sözü olduğunu görürsünüz. Sözdü, su değil de onu taşıyan. You, you've got to step out on the word of the Lord. Tanrı'nın sözüne uygun adım atarak başlamanız gerekiyor. Paul is saying to Timothy. O yüzden Paulus Timothy ise böyle dedi. Fight a good fight. O iyi savaşı sürdür. With the prophecies. O sana verilen peygamberliklerle ilgili. Sana konuşulan sözlerin savaşını sürdürdü. Hallelujah. Hallelujah. And if you would do that, eğer bunu yaparsanız, heaven will back you up. O cennet sizin arkanızda duracak. This year, bu yıl, you're going to take some risks. Bazı riskler alacaksınız. Ama o riskler var ya, sizi Tanrı arkanızdan böyle teşvik edecek, Some Bazıları o kadar korkuyor ki yapmanızı. They will be so afraid to step out like you will step out siz o kadar adım atmaya o kadar korkuyorlar ki ama siz o adım attığınız şeyde tanrı sözüne göre adım and atacaksınız. And you would not be afraid. Ve korkmayacaksınız. And that word will carry you. Ve o söz sizi taşıyacak. There are times that God will give you a word that will carry you for decades. Tanrı'nın size verdiği bazı sözler var. Sizi onlarca yıl taşır. Some words will carry you for a season of five months and six months. Bazı sözler sizi beş altı ay taşır. Some words will carry you for the rest of your life. Bazı sözler sizi hayatınız okay. boyunca taşır. Can someone say amen? amen? You step out on that word, o adım at, and heaven will back you up. Ve cennet seni arkanda destekleyecek. And the angels will support you. Ve seni melekler destekleyecek. And God will be there with you. Ve Tanrı seninle olacak orada. You don't take your eyes away from the word. Gözlerini sözden çekme. And you will never sing. Ve asla batmayacaksın o zaman. And I thought someone would shout Amen. I want say responsibility. Herkes desin ki sorumluluk. A It's Dedim ya biraz öğreteceğim, biraz vaaz edeceğim. Oluyor zaten şu anda aynı şey. <laughs> um, çalışıyorum notlarıma biraz but, zor oluyor ama but let me try. ama deneyeyim hadi. Çünkü size eve giderken düşüneceğiniz bir söz vermek istiyorum. Understand the responsibility and apply them. O sorumluluğu anlayın ve sorumluluğu hayatınıza uygulayın. Bunu yaptığınızda da Rabbin amaçlarının, planlarının hayatlarınızda meydana çıktığını göreceksiniz. 2018 yılında mutlaka ve mutlaka hayatlarımızı Tanrı'nın bizim için konuştuğu sözle paralel duruma getirmemiz gerekiyor. There are three areas you need to empower yourself this year. Yaşamlarınızı bu yıl üç farklı noktada yetkilendirip güçlendirebilirsiniz. I want say three areas. Üç alan deyin. Üç alan. Number one. Birincisi. Spiritual. Ruhsal. That's the basis for everything. Her şeyin temeli burada yatıyor zaten. Amen. Amin. When Eragul was reading uh, like Ergül'ün burada vaz ederken söylediği ayette ne diyordu? Tanrınızı, Rabbinizi aklınızla, yüreğinizle ve canınızla seveceksiniz. İkinci parçası da komşunuzu kendiniz gibi seveceksinizdi. If those areas, everything. Eğer bunlarda başarısızlığa uğrarsanız, her şeyde başarısızlığa uğrarsınız. I don't care what you do this year. If you don't love the Lord, you're a failure. Umrumda değil bu yıl. Ne yaparsanız yapın, eğer Rabbi sevmiyorsanız siz başarısız olursunuz. Ne yaptığın umrumda değil. One, eğer Tanrı bir numara değilse sen başarısızsın. Bu yıl ne yaptığının hiç önemi yok. God, eğer Tanrı için ateşli değilsen başarısızsın. On heart, Yüreğinde Tanrı'nın egemenliği krallığı bir numara değilse Develop yourself spiritually. Kendinizi ruhsal olarak geliştirin. Let the Lord empower you by his anointing. Bırakın Rab mesedeşiyle sizi yetkilendirip güçlendirsin. In Luke chapter 4, 18 and 19. Luka 4. bölüm 18 19. ayetler. The Bible says the spirit of the Lord is upon me because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. Rabbin ruhu üzerimdedir çünkü o beni mesetti fakirlere müjdeyi paylaşmam için diyor. He has sent me to heal the Kırık yürekleri şifa vermem için beni gönderdi to diyor. Preach deliverance to the captives, tutsaklara serbest bırakılacaklarını. And recovery Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için. To set at liberty them that are bruised, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak. To preach the acceptable year of the Lord. Ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Diyin ki Mesediş. You need the anointing this year. Bu yıl mesedişe ihtiyacımız var. <laughs> you need, <laughs> yeah, you need the glory of God this year. Bu yıl Amen. Rabbin görkemine ihtiyacınız var. And you have to press in for that. Ve bunun için böyle zorlamanız gerekiyor. But I need you to know that the anointing is not exclusive to preachers. Ama şunu söylemek istiyorum, bu mesedish sadece vaizlere özel bir şey değil. The anointing is not just The tangible presence of God. sadece tanrının dokunabilir varlığı değil mesediş Listen to this carefully şunu dikkatlice dinleyin it is also the ability to be effective and proficient in what god's called you to do sizin tanrının sizi yapmanız için çağırdığı şeyde etkili ve yetkili bir şekilde yapabilmeniz için gerekli bir şeydir mesediş god would not call you to do something without anointing you to do it. the way the anointing flows through a preacher, bir vaizden hizmet eden o meshediş, it's not the way it flows through a business person. Bir iş adamından akan aynı değildir. see, because a lot of people don't realize that business people have the anointing. birçok kişi şunun farkına varmıyor. İş yapan insanlar, iş adamları, iş kadınları mesediş yok gibi. A Christian businessman can be anointed to do business. Mesedilmiş olan imanlı bir iş adamı, iş kadını mesedilebilir Tanrı tarafından. Amin. Mesediş sadece pastörler için olan bir şey değil. You come to church and we minister and we lay hands on people and there is a manifestation of the presence of God and the gifts of the Spirit. Kiliseye geliyorsunuz, biz size hizmet ediyoruz, dua ediyoruz, el koyuyoruz. Rabbin işleri görülüyor, sizde mesediş oluyor. But a businessman that's anointed. Ama bir iş adamında da, iş kadınında da mesediş wouldn't go, var. You won't go to the negotiating table. Onlarla bir pazarlık masasına oturduğunuzda. With other businessmen and women. Başka iş adamları, iş kadınlarıyla aynı masada. And begin to speak in tongues. Dillerle konuşmaya başlamaz. Şandalar amanda. Hey, hey, Rabb diyor ki, <laughs> pazarlık masasında. Because <laughs> 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 a lot of people don't even know how to use these anointing out there. Çünkü birçok kişi sahip olduğumuz mesedişi dışarıda nasıl kullanacağını bilmiyor. The, the only bilmiyor. thing they understand about the anointing is falling down and laughing and rolling on the floor. Bildikleri tek şey mesedişle ilgili yerlere yatıp yuvarlanma, gülme falan filan. No, this anointing can help you to do well in business. Ama bu mesediş var ya size iş dünyasında da en iyi yapmanız için yardımcı olur. Haleluya. Amin. This anointing will help you to propose deals bu mesediş size bazı sözleşmeleri, bazı pazarlıktaki incelikleri yapabilmeniz için etkin kılar. Are Amin. You to dinliyor me? musunuz beni? <laughs> Let's not limit the anointing to falling down and rolling on the floor. Mesedişi lütfen yere yatmaya, yerde yuvarlanmaya falan sınırlandırmayalım, limitlemeyelim. You can be in the marketplace and you be yourself like, you know, İş. but you will be talking wisdom. <laughs> yes. The wisdom of God. Yes. İş yerinizde olursunuz, ofisinizde ya da holding binanızda olursunuz ve gayet ayık ve uyanık bir şekilde Tanrının hikmetini, Tanrının bilgeliğini insanlara konuşabilirsiniz. You don't go like this. Böyle gidip de, Ooh. Ooh. Oh. I feel it. hissediyorum, I feel hissediyorum. Gidip o. Do Böyle şeyler yapmazsınız. You look stupid. Çünkü aptal gözükürsünüz. And nobody want, nobody want to do business with you. Ve hiç kimse sizinle de iş yapmak istemez açıkçası. Oh, glory. Oh, Rabbe yörkem olsun. Ah. Oh. <laughs> Ooh, ha. Ooh, ha. <laughs> Ooh, I feel I feel that now. Oh, hissediyorum. <laughs> Mesedi şey hissediyorum. <laughs> you don't do that. Bunu yapmazsınız. You don't do that. Bunu yapmazsınız. You run a store where you sell items and there are clients lining up and ooh ah, ah ah bir dükkan işletiyorsunuz yani bir dükkan bir market işletiyorsunuz <TVs> müşteriler <laughs> sıraya girmiş alışverişe gelmiş onların önünde durup da bu şekilde davranmazsınız herhalde. They're lining up to buy bread. Oh. Ekmek almaya geliyorlar fırından o böyle davranıyorsun. Hey glory to God. Ooh, yakanda bahar. Yahada Yahadava Yahadad. You flaky. Çünkü sen uçuksun aslında. Gerçek değil. You flaky. Uçuksun. Yeah. You can be yourself. Kendin olabilirsin. And the anointing that God has placed upon your life to succeed in the marketplace will still flow. Sen kendin olabilirsin ve Rabbin senin üzerine koyduğu o iş alanında başarılı olman için gerekli mesediş senden öyle bir akar ki intelligence, zeka, wisdom, hikmet, bildilik, abilities, yetenek. You're going to propose deals that people can't resist. Öyle bir anlaşmalar sunacaksın ki adamlara böyle geri çeviremeyecekler. Because of the anointing that's operating in your life. Çünkü senin içindeki o mesedişten dolayı. They don't see it. Görmüyorlar. In the way you behave. Böyle bu hareketlerinden, davranışlarından But görmüyorlar. But they hear it in your voice. Ama sesinden duyuyorlar. Can someone say amen? Amin. Don't, don't, don't. I feel goosebumps right now. Oh, tüylerim diken diken oluyor. Who do you feel it? Hissediyor musun? I don't feel, I don't see it. Gör Keep your goosebumps. Bırak o <laughs> Praise the Lord. So, when you're in the marketplace or when you're on your job, don't think, oh, I don't feel anything now. That's why I'm not doing business well. İşte iş yerindeyken öyle şey yapmayın yani hiçbir şey hissetmiyorum üzerinde o yüzden iyi bir iş yapamıyorum iyi bir iş çıkaramıyorum diye hissetmeyin. You don't have to feel anything. Çünkü bir şey hissetmene gerek yok. But the anointing is still there. Ama mesediş zaten orada sende. It's still there. Orada mesediş. Praise the Lord. Rabbe örgüler olsun. There are school teachers. Çok mesedilmiş okul öğretmenleri var. Born again believers, anointed by God to Yeniden doğmuş Rabbin çocuğu mesedilmiş öğretmenler var. And when you open your mouth to teach your kids, it's just easy for them to understand it because of the way you communicate it. Ve okul çocuklarına öğretmen ağzını açıp konuştuğunda onlarla öyle bir iletişime geçiyor ki çünkü Tanrı o öğretmeni mesedilmiş o çocuklara öğretebilsin diye. Hallelujah. So the anointing will definitely flow differently through a school teacher and it will flow through a prophet of god bir tanrının peygamberinden akan mesedişle bir ilkokul öğretmeninden akan mesediş farklı olacaktır and everyone that's born again and filled with the holy ghost is anointed ve yeniden doğmuş olan ve kutsal ruhla dolmuş olan herkes mesedilmiştir. tell your neighbor i am anointed yanındakine dön ve de ben mesedildim. look at first john 1. Yuhanna'ya bakın. Chapter two. İkinci bölüm. We're going to read verse 20 27yi 27 okuyacağız. 1. Yuhanna 2, 20-27. Don't forget what I'm saying to you is that there are three areas you need to empower yourself this year. Şunu unutmayın, 2018 yılında kendinizi geliştirmeniz gereken üç alandan bahsediyorum. You have a lot of things spoken over your life, but you've got to empower yourself in these areas to Hayatınıza birçok peygamberliksel söz konuşuldu ama bunların ortaya çıkmasını görmesiniz için size düşen bazı sorumluluklar var. Are you still Hazır, bende misiniz? Bir şey ifade ediyor mu bunlar is that, size? Is it making any sense here? Bir şey ifade ediyor mu? Yes. Ben size oynamanız gereken rolü gösteriyorum. Amen. So see this, please. Lütfen bunu görün Don't yüzden. disconnect from this. This şimdi is going to help you. Bağlantıyı koparmayın lütfen şimdi. In verse 20. 20. bölüm ayet. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. Sizlerse kutsal olan tarafından mesedildiniz, hepiniz bilgilisiniz. Are you, are you, did you see that? Bunu gördünüz mü? You, you have an unction. Sizin bilginiz var. From the Holy One kutsal olan tarafından. And you know all things. Ve hepinizde biliyorsunuz her şeyi. Why because of the anointing that God has given to you, you know all things. Çünkü Tanrı tarafından size verilen o mesediş sayesinde siz her şeyi biliyorsunuz. Now I want you to notice that um, this was not written to preachers. Dikkatinizi çekelim bu vaizlere yazılmadı. It was written to believers. İmanlılara yazıldı bu mektup. <laughs> Amen. Amen. Look at verse 27. 27. ayete bakalım. But the anointing which ye have received of him abideth in you. Wow. Size gelince ondan aldığınız mes sizde kalır. Put your hand on your stomach like this. Şöyle elinizi koyun karnınıza. Say the anointing. Deyin ki mesediş abideth in me. Bende kalır. Ben kalır. Say it again the anointing. Bir daha söyleyin mesedish abideth in me. Bende kalır. Bende kalır. Live like this. Bu şekilde yaşayın. When the enemy throws things at you, remind yourself I am anointed. Düşman size bir şeyler fırlatmaya başladığında bunu hatırlatın kendinize. The anointing abideth in you. Sizin içinizde kalan o mesedir. And you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you all things and its truth and its no lie and even as it had taught you ye shall abide in him size gelince ondan aldığınız mesih sizde kalır kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur onun size her şeyi öğreten öğretenmesi gerçektir sahte değildir size öğrettiği gibi mesihte yaşayın eğer bunu oturursanız daha yardımcı olacak Oturun When you walk around i see this when we When I look at the recording after the service, it's not good. Çünkü kayıt yapıldıktan sonra izliyorum, hareketler güzel gözükmüyor. So don't be walking around. Just sit down and listen, please. Oturun ve dinleyin lütfen. And take notes. Ve not alın. Amen. What have I said here? Ne söyledim ben şimdi? If you trusting your mind to keep everything, I'm telling you you're going to keep a lot of things. Bütün bu söylediklerimi aklınızda tutabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O yüzden okay. not alın. Kutsal kitabın öğrencisi olmamız gerekiyor. I'm you that will help you. <laughs> Size yardımcı olabilecek bir şey öğretiyorum. <laughs> I've given you a here. Where is it? Size bir ayet vermiştim. Neredeydi bu ayet? <laughs> evet. Harika. Okay, awesome. Good. İyi. What's the first area you have to develop? İlk alan neydi? Gelişmemiz gereken arkadaşlar, mülk alan. Beni izlediğinizi emin olmam gerekiyor. Good, so, that, that's how to raise We've got to İşte böyle birbirimizi yetiştirebiliriz. Sizi geliştirmemiz gerekiyor. Amin. Bu yıl hayatımızda böyle peşinden gittiğimiz şey mesediş olmalı. Amin. And you know how you increase the anointing on your life this year? Bu yıl nasıl arttıracaksınız o mesedişi biliyor musunuz? You increase anointing by prayer. Dua ile arttıracaksınız. Prayer needs to be a huge part of your life in 2018. Bu yıl duanın hayatlarınızda çok büyük bir zaman yer alması gerekiyor. Amen. Amen. So the anointing is one of the ways to be empowered for the purpose of God for your life this year. Tanrının bizim için hayatımız için olan amacının bir parçasıdır mesedişi bu yıl. Tell your neighbor you need the anointing. O yüzden yanındakine dön ve de ki mesedişe e ihtiyacın var. <laughs> Empowered for the purpose number two. İkinci alan. Number two area that you must empower yourself this year. Bu yıl kendimizi geliştirmemiz gereken ikinci alan. It's mental. Zihinsel alandır. Zihinsel alan. Education. Eğitim mesela. Knowledge. Bilgi mesela. Did you hear me? Duydunuz mu beni? You, you must invest into your mind like never before. Yes. Thought John and verse 2 tells us. Third John and verse 2 says, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum. Notice it says even as your soul prospereth. Canın gönenç içinde olduğu gibi diyor. What's your soul? Nedir canınız nedir? Can nedir? This made up of three aspects. Üç tane görüşü vardır değil your mi? Can, aklımız, your will, isteklerimiz, your ve duygularımız. Ne one say my mind. Diyor ki akıl. Your mind needs to prosper this year. You educate your mind. Aklınızı Amen. Amen. You have to do that. Educate your mind. Aklını eğit. Look at unbelievers <laughs> who do not even know the Lord. Rabbi tanımayan şu imansızlara bir look, look at how they prosper and provide labor even for Christians. Nasıl başarılı oluyorlar, zengin oluyorlar ve imanlıları işe alıyorlar kendi. Do you işe know yerlerine? why? Niye biliyor musunuz? Because prosperity does not answer to religion. Çünkü o zenginlik dindarlığa cevap vermez. Prosperity answers to knowledge. Zenginlik bilgiye cevap verir. Hallelujah. Amen. Hallelujah. What are you a Christian or not? İster imanlı ol, ister imansız ol. If you are knowledgeable eğer bilgin varsa, başarılı olursun. Amin, Amin. Şirketler imanlılar için bakmıyor. Problem çözebilecek tipleri arıyorlar iş ilanlarında. I'm a Christian. I speak in tongues. <laughs> <laughs> İmanlıyım ben. Dillerle konuşuyorum. I can pray for five hours. Beş saat dua ederim. In the ha? Holy Ghost. Shaka ya, bata ha, la ba ba But the mind is empty. Ama akıl boş, bomboş. You pray all you want. İstediğin kadar dua et. No one's going to employ you. Hiç kimse An ignorant seni man. işe almayacak çünkü cahilsin. No one listens to a novice. Huh? No one listens to a novice. A novice ignorant novice. Oh. Someone who doesn't know anything. <laughs> no one listens to a novice. Cahil ve bilgisiz kişileri kimse dinlemez. Is that right? Doğru, değil mi? Doğru. 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 Çok doğru. Çok doğru. Prosperity does not answer to I'm a Christian. O yüzden o zenginlik refah ben imanlıyıma gelmez. Success does not answer to I'm religious. Ben dindarım kelimesine o başarı zenginlik gelmez. Because it gelmez. is not a respect our a person. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmaz o. It answers to intelligence. Zekaya cevap verir. It answers to knowledge. Bilgiye cevap verir. It answers to wisdom. Hikmete cevap verir. Alleluia. Prosperity answers to your ability to solve problems. Senin problem çözme yeteneğin kadar sana refah gelecektir. And your ability Hallelujah. to provide goods and services. Ve o oh, um, Say it again, please. Your ability to provide goods mm -hmm. and services. Hizmet sağlama hmm. yeteneğin

Now I'm getting your attention, right? Dikkatinizi çekiyorum, değil mi şimdi? Because a lot of people think, oh wow, I got a prophecy. Çünkü insanlar öyle düşünüyor, bir peygamberlik var, bir peygamberlik var. Okay, then what are you doing with the prophecy? E ne yapıyorsun peki o peygamberlik sözüyle? How are you developing yourself? Kendini nasıl geliştiriyorsun? What are you doing? Ne yapıyorsun? What I God said, I'm going to do this in your life, and, and you go sleep. Tanrı dedi ki hayatında bunu yapacağım dedi ve sen uyuyorsun. When that time comes, o zaman geldiğinde You're de not ready. hazır değilsin and ve, don't ve cahiller <laughs> asla zengin olmazlar. Even if they manage to, and don't don't get me wrong, don't think prosperity is money now. Bakın zenginlik ah. dediğimde paradan bahsetmiyorum. Beni sakın oh, yanlış anlamayın. Ben bunu vazilerimde çok 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 vurguluyorum. Çünkü ben refah zenginlik dediğimde insanın aklı direkt paraya gidiyor. When I talk about success, I'm not zeroing it down to money. Ben başarı dediğim zaman bunu oturtup indirip de bunu para seviyesine indirmiyorum. Amin. Haleluya. Burada mısınız? Yes. Yes. Is not tied to and only. Zenginlik, refah sadece ondalık ve sunulara indirgenemez. Because after you've tithed and if the money comes in, what will you do if your mind isn't developed? Eğer aklın, zihninin gelişmemişse, eğitilmemişse, ondalık sunu verdikten sonra sen zengin olduğunda para geldiğinde ne yapacaksın o parayla? Lots of money can be placed into your hands, yet success is not guaranteed. Birçok para senin eline önüne dökülebilir <laughs> ama başarı garanti değildir. <laughs>

O yüzden gittiğiniz yerde eğer kalma yeteneğiniz yoksa oraya gitmek istemezsiniz. You Now people İnsanlar hep diyor ki lütuf 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 ver bana Rab. Lord give me favor. Rab bana lütuf ver. What's favor? Lütuf nedir? What's favor without Hazırlıksız olan gelen lütuf nedir ki? What's favor without preparedness? Hazırlanmamış olan kişiye gelen lütuf nedir ki? Open the door. Open the door for me Lord. Rab, open the door. Rab kapıları aç. 2018. 2018. The year of open door. Açık kapılar yılı. Open it Lord. Aç Rab. Okay, when it opens what will you do? Açtı diyelim kapıyı. Ne yapacaksın o kapıyı? I hope this challenges somebody today. Amen, it challenging me. It does, yeah. <laughs> Umut ediyorum ki bu vaaz size bir meydan okur hepimize. Amin. Amin. Halleluya. Tell your neighbor, educate yourself. Yanındakine dönmedi ki educate kendinizi eğitin. <gülüyor> <gülüyor> eğitin. <gülüyor> 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 and, and not talk. Now no, listen. I'm I'm not talking university. Bakın ben eğitin dediğimde böyle üniversiteden bahsetmiyorum. I told them this morning in the English service. Bu sabah İngilizce toplantıdaki arkadaşlarıma söyledim. Ve bütün alçak gönüllülüğümle bunu söyleyeceğim. Bütün yaptığım bazı şeylerin en fazlasını ben kendi başıma öğrendim. I had to learn. Öğrenmek zorunda kaldım. I had to learn. Öğrenmek zorunda kaldım. I would not be Çünkü aptal olamazdım. I had to learn öğrenmek zorundaydım. I to Itmek, kendimi zorlamak zorundaydım. As, it's a I'm not, you're not be a o yüzden bu bir karardır. Bir anda olacak olan bir şey değil. You're not be a Öyle sen bir şekilde kendin olmayacaksın. Oh, that person, we don't need that yok yok, o kişiye böyle böyle alçaktan bakacaklar They sana. To hiçbir to şeye offer. yaramıyor. You sit with some people to brainstorm, there is nothing coming out of their brain. Bazen <laughs> 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 insanlar hani beyin fırtınası yapılır ya, beyin fırtınası yapıyorlar, beyinlerinden hiçbir şey çıkmıyor. the storm hit their brain and froze it. o, o, fırtına çıkıyor ve buza dönüşüyor. I'm, I'm not talking to you. Size konuşmuyorum. <laughs> I'm not referring to you. <laughs> Sizden referans yap. Don't be <laughs> offended. <göstermiyorum>. <laughs> Öyle gücenmeyin ha. <huh? gülüyor> Talk I'm talking to those that are not here. Burada olmayanlara konuşuyorum ben şimdi. <laughs> I by observation. Böyle gözlemleyerek öğrendim. I by practice. Uygulayarak öğrendim. I practiced a lot. Çok uyguladım. And I learned ve öğrendim. And when I catch it, I catch it. Ve yakaladığımda da yakaladım. It, Aldığımda da o işi aldım watch, ve bitirdim. I learn, I izledim i̇zledim, öğrendim. Observe, izledim i̇zledim, gözlemledim. Observe, gözlemledim, See, öğrendim. Education. Bu eğitimdir biliyor musunuz? Kendime itiyordum çünkü. Kendime eğitiyordum çünkü. Hizmet ettim, hizmet ettikten sonra söylediklerimi tekrar izledim ve baktım dedim ki daha sonra daha iyisini yapabilirim. I am a fan. Ben kendimin en iyi hayranıyım. <gülüyor> 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 I'm, a I'm not, I watch <laughs> Kendimi izlerim ve en iyi ben kendimi dinlerim. I take the time to do that. Zaman ayırıyorum, vakit ayırıyorum bunu yapmak için. No, I don't just preach and oh, I let them listen. I go back and listen myself. Öyle bırakıp hadi ben vaz edeyim tamam bitti gitti demiyorum. Gidiyorum you know izliyorum. I have to sharpen my skills. Niye biliyor musunuz? Yeteneğimi geliştirmem gerekiyor. Böyle jilet gibi yapmalıyım, keskinleştirmeliyim. I have to sharpen my ability. Yeteneğimi keskinleştirmem gerekiyor. So I apply myself. Ve kendime uyguluyorum bunu. Praise God. Rabb'e övgüler olsun. Hallelujah. Can someone say amen? Amen. amen? I have a heavenly vision. Göksel bir vizyonum var. Does not automatically guarantee success. Bu, bunu söylemek otomatik olarak size bir başarı getirmez. You have to for it. Çünkü bunun için hazırlanman gerekir. With me to Habakkuk 2. bölüme gidelim. 2 ve 3'ü okuyacağız. Habakkuk 2'den 2 ve 3. Kendi notlarımda bazı şeyleri böyle kalınlaştırdım. Sonra the Rabbim Şöyle yanıtladı rap. Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz. What do you write? Ne yazacaksın? The Gördüğünü what's, yazacaksın. What's the Nedir? <laughs> What o vizyon nedir? Vizyon Tanrının sana gösterdiği şeyi what's the yazmaktır. Tanrının sana verdiği sözdür o vizyon. Write it down. Onu yaz diyor yere. Make it plain on Taş levhalara oyarak yaz. That he may run who reads it. Öyle ki herkes bir çırpıda okusun. Everyone say run. Koş. Everyone say read. Oku okay, deyin. Okay, okay. For the vision is yet for an appointed time. Bu olayların zamanı gelmedi henüz. But at the end it will speak. It will not lie. Sonun belirtileri de bunlar. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları. It Kesinlikle olacak. Gecikmeyecek. Göksel bir vizyonunuzun olması başarıyı garantilemez. Onu gerektiren şeyler için hazırlanmamız gerekir. Birisi şöyle söylemişti. In regards to favor, lütufla ilgili And open doors. ve açık kapılarla ilgili. Berkay, can you go over there, please? Berkay, şöyle gideceğim. And let's say, let's say that's God. Diyelim ki şimdi o Tanrı. And this <coughs> is the believer. Ben de imanlıyım. Okay. Tamam mı? The believer gets a word from God. İmanlı Tanrı'dan bir söz alır. About the big things that God wants to do with his or her life. Tanrının onun yaşamıyla yapmak istediği büyük işlerle ilgili bir söz alır. And God and him Tanrı ve o will meet in the ortada buluşurlar. The middle is the place of the open door. O orta yerde açık kapıların olduğu yerdir. Yarıp geçmenin olduğu yerdir o orta yer. O büyük büyük şey var that ya olacak. O, o bir sonraki seviyenin yeri. It's right there. Tam orası ortada. I, I'm not, I'm not, I, I'm not that. Ben buna karşı değilim. Birçok kişi doğa üstü olanı no, çekmeye I, I çalışıyor. Ben doğa üstünün yanındayım, tarafındayım. Ama biz orada buluşmadan önce the believer needs to prepare. imanının hazırlanması gerekir And so there is a of işte bir hazırlık seyahati var ben orada ortada tanrıyla buluşmak için hazırlanırken giderken I start preparing myself kendimi hazırlamaya başladım o büyük gün için for the new door, yeni kapı için for the new level, yeni seviye için I've got to be ready for it. Onun için hazır olmam gerekir. So, he walks to the middle, gently. Tanrı yavaş yavaş gelir, yaklaşır. Because it takes some time. Çünkü biraz zaman alır bunlar. Okay, some things take time. Bazı şeyler zaman alır. Some food take longer time to Bazı cook. yiyecekler geç pişer. Is that right? Değil mi? So keep coming. O yüzden geliriz so, böyle. Bu illüstrasyon bana verildiğinde gözlerim açıldı. And I understood preparation. ve hazırlık zamanlarını anladım. So we come. Böyle yaklaşırız. We get here in the Tam ortada buluşuruz. Now the man Şimdi has met with God. o kişi imanlı kişi Tanrı ile buluşmuştur. Now the man can't open the door. O kişi imanlı kapıyı açamaz. But the Lord does. Ama Rab kapıyı açar. The Lord told him. Çünkü Rab ona söyledi. Remember what I told you five years ago? Hatırlıyor musun 5 yıl önce sana ne demiştim? 10 yıl önce sana ne demiştim hatırlıyor you remember musun? 2018'in 2018 başında sana ne dedim hatırlıyor musun? This is the time. İşte şimdi zamanı. Boom. Bir anda açılır. The door opens. Kapı bir anda açılır. Right? Ha, değil mi? This my Çocuğum. Git ve fırsatını yakala. Use your opportunities. O fırsatını kullan. You come in. Aça girersin o kapılardan. But if you are not prepared, Ama eğer hazır değilsen. The opportunities will fall through your hands. O fırsat ellerinden kayıp gider. You will lose all of them. Bütün hepsini kaybedersin. Because it's not just about God opening a door. Çünkü sadece Tanrı'nın kapıyı açması değil olay. It's also about you preparing for the door. Senin o kapı için hazırlanman da önemli. Amen. Amen. o fırsat geldiğinde ve sen hazırsan, my child, go ahead. Çocuğum git. That's the door. İşte kapı o. Remember I told you? Hatırlıyor musun sana I söyledim? Kapıyı açtım. I go before you. Senin önden gittim. I O kralların önünde sana çifte kapılar açacağım. And the gates will not be shut. Ve onlar kapanmayacak kapılar. Go in my son. Git oğlum. Go in my daughter. Git kızım. Take it. Al. Take the land. Al o toprağı. To sana ait. <laughs> But you get in, Ama sen varıyorsun. You don't know how to take it. Nasıl alacağını bilmiyorsun bile. Oh. You get in there. Oraya vardın. Here is opportunity. İşte fırsat önünde duruyor. It's an opportunity of a lifetime. Yaşam boyu sana gelecek bir fırsat. You have nothing to offer. Verecek sunacak hiçbir şeyin yok elinde. Ne yaparsın peki şimdi? What you do now? Ne yaparsın şimdi? That's why I'm telling you what I'm telling you now. Size söylediğim şeyi o yüzden söylüyorum şimdi. Some people need to reverse. Birçoklarının geri geri adım atması lazım. Go back to preparation. O hazırlanma sürecine geri gitmesi lazım. I'm still I'm still preparing myself. Ben hala kendimi hazırlıyorum. I'm telling you, you don't know me. <laughs> bilmiyorsunuz beni bilmiyorsunuz. I'm still I'm ben hala hala çalışıyorum, hazırlanıyorum. I'm ready. Hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Daha hiçbir şey görmedim. Big are gonna come. Büyük Amen. şeyler gelecek ve ben hazırlanıyorum. Yes. I'm ready to meet the right ben doğru insanlarla buluşmak I'm üzere hazırlanıyorum. I'm Ben bütün o platformlarda sahnelerde I'm çıkacağım. I'm I'm hazırlanıyorum, preparing. Oh, hazırlanıyorum. I'm preparing Kendimi hazırlıyorum. The day is Çünkü o gün geliyor. Day is o gün geliyor. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Abi, olsun. To what favor? Lütuf nedir peki? Stay there. He speaks to Joseph. Yusuf'a konuştu. Joseph wakes up. Yusuf uyandı. Wow. Vay. I saw a dream. Bir rüya gördüm dedi. He goes to his brothers. Kardeşlerine gitti. Wow. Dedi ki, Vay be. I saw uh, 12 sheaves. 12 tane dedi inek gördüm. And 11 başak Sheave. gördüm, başak. Good. I saw 12 sheaves. Başak gördüm And 12 of the sheaves bowed down to my Ve o iki tane başağın on bir tanesi benim başağımın önünde diz çöktü dedi. Ve bunu kardeşlerine söyledi. Onlar kızdılar. Oh, you mean you're rule over us? Yani sen tutup başımıza gelip bizi mi yöneteceksin dediler. The moment he told them they knew the Tam onu söylediklerinde bunun çevirisini biliyorlardı. Çünkü o bir çeviriydi aslında. Bir kere daha yatağa gitti. Başka bir rüya gördü Yusuf. O ay, yıldızlar ve güneş. Yusuf'un önünde diz çöküyorlardı. Tekrar sevinçli bir şekilde God uyandı. Dedi ki Rabb bana konuştu. Babasını ve kardeşlerini çağırdı. Dedi ki başka bir rüya gördüm. Güneş, ay ve yıldızlar benim önümde diz çöktü. The him Baba onu azarladı. In front of his Bütün kardeşlerinin önünde. Don't say that! Ve daha böyle söyleme. Ben annen ve kardeşlerinin senin önünde diz mi çökeceğiz dedi. He knew what it meant. Biliyordu ne demek istediğini aslında babası. Jacob was a man of Çünkü Yakup da bir rüya adamıydı. Amin. Amen. But guess what happened. Ama ne oldu biliyor musunuz? He him Gizlice çağırdı Yusuf'u babası. He called the boy privately. Onu böyle gizliden çağırdı. Ve onu teşvik etti. Kardeşlerin önünde onu azarladı ama gizliden çağırıp onu teşvik etti. Knew when you have a dream, will be Çünkü biliyordu bir rüya gördüğünde insanlar kıskanır. <laughs> people get upset. İnsanlar kızar. Who do you think you are? Kimsin sen? What's your education? Eğitimin ne ki? Who's your father? Baban kim? Who do you know? Kimi tanıyorsun? It's not about who I know. Kimi tanıdığımın bir önemi yok. Tanrı ile ilgili bir şey. Who mi? has a plan for my life? Benim yaşamımla ilgili bir planı who var Tanrı. Who has a plan Tanrı. for your life? Senin için de bir yaşam planı var. Can someone, plan someone shout Hallelujah? Hallelujah. Hey, glory to God. Rabbe görkem olsun. And ve Joseph. Yusuf. Had to go through school. Bir okuldan geçmek zorundaydı. I okul. Okul deyin. People don't go to school. İnsanlar okula gitmiyorlar. They don't educate eğitim eğitmiyorlar kendileri. They don't let God educate them. Tanrının onu eğitmesine izin vermiyorlar. The young man genç adam began to go through different schools. Farklı okullara gitmeye başladı Yusuf. First school. İlk <laughs> okul. With his brothers. Kardeşleriyleydi. <laughs> They were hostile to him. Orada ona kıskançlık duyuyorlardı. Second school, İkinci okul. Put him in the pit. Onu bir tane çukura attılar. They said kill him. Dediler ki öldüreceğiz onu orada. See what dream, 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 dream. Bakalım bir rüyacı ne yapacak dediler. Nonsense boy. Bu saçma saçma, saçma konuşan bir çocuk. Third school. Üçüncü okulu neydi biliyor they musunuz? They İsmail'le o göçmen sürücülere sattılar onu. Fourth school, Dördüncü okulu. The Ishmaelite traders sold him to potipher İsmail'ler onu gitti Potifar'ın evine sattı Orada Orada eğitime kaldı Potifar'ın evinde. Oradaki şeyleri öğreniyordu. Bir gün Potifar'ın karısı göz dikti Yusuf'a. Ve o çocuğun da bir testi sınavı oldu. O kadar çok okulda sınıfta oturdu ki şimdi sınav zamanıydı. Sınav geldi. Yusuf'a. Her zaman bir test vardır, bir sınav vardır. He took off his garment Elbisesini çıkardı. And threw it away ve onu bıraktı, attığı yere. To escape this woman. Kadından <laughs> kaçmaya başladı. He took off running. Öyle bir kaçtı ki kadından Yusuf. So how can I do this wickedness against God? Ben Tanrı'ya karşı dedi bu kötülüğü nasıl yapabilirim? He passed the o sınavı geçti Yusuf orada. O bir sınavdı. Hallelujah. Hallelujah. And the woman cooked up this lie. Ve Potifar'ın karısı bir yalan ortaya çıkardı. And Potifar threw Joseph into a dungeon. Potifar da Yusuf'u zindana kapattı. A dungeon is a prison underground. Zindan nedir? Yer altındaki bir hapishanedir. Puts him there. Onu oraya koydu Another zindana. School. Başka bir okul işte o da. I mean you want promotion. Kaşınız böyle promosyon istiyor, terfi istiyor. That doesn't seem like promotion. That looks like demotion. <laughs> <laughs> Hallelujah. <laughs> I like that. That don't look like promotion. Yeah. That looks like demotion. Yani terfi gibi gözükmüyor bu ama bir alçaltılma gibi gözüküyor o zindan ama öyle değil de aslında. The boy passed the test and it seems like he goes forward. Yani Yusuf testi geçti, ileri gitmesi gerekiyor aslında. But no, it looks like he went backward. Ama sanki geri geri gidiyor zindana. And he has a Potiphar. Potiphar gave everything to him except His wife. Çünkü Potifar ona her şeyi vermişti evin üzerinde, ama karısını vermemişti. The Bible tells us that Potifar knew nothing about his house except the food he ate. Kutsal kitapta yazıyor, görüyoruz. Wow. Potifar yediği yemek ha, dışında ha, evle ha, ilgili hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Ha, hepsi Yusuf'taydı. Like so oh, Tanrı sözü harika, God. değil mi? Amen. Harika, Hallelujah. The man was in control. He was the steward of the whole house. Yusuf bütün evin kahyasıydı Potifar'ın evinde. Hatırlayın. Ha. And when he passed the test, ama o işte sınavı geçtiğinde he should be promoted. bir terfi alması gerekiyordu. But it looks like he was demoted. Ama sanki terfi yerine bir suçlama aldı zindanda. Now in prison. Zindanda, hapishanede. Another another, another school. Başka bir okul yani. And in prison. Ve o hapishanede For at least two years. iki yıl en azından. For a crime you did not commit. Hiç işlemediği bir suçtan dolayı zindanda. But Ama kutsal kitap diyor ki o hapishanede bile Tanrı onun yanındaydı. For this number of years, Bütün bu yıllar boyunca Hazırlanıyordu. Hallelujah. O gün için. Amen. Hallelujah. He's walking, Yürüyordu. O yere doğru adım atıyordu. He gets to a point it looks like he went Öyle bir yere geldi ki sanki geri geri gidiyormuş But gibiydi. Ama teşviği kırılmadı. İlerlemeye devam etti. Bir düşünsenize 13 yıl boyunca bu genç çocuk kendi kendine ne diyordu acaba? Was he ever Hiç teşviği kırıldı mı? Birçok kez. Did he ever Peki kabul etti mi teşviği no. kırılmayı? Hayır etmedi. He kept going gitmeye devam etti. Kept going. Devam etti yürümeye. God told me, Tanrı bana dedi ki, plan. bir planı var. I'm ready. I'm ready. Ve ben hazırlanıyorum, I'm ready. ben hazırlanıyorum o plana. Ben hazırlanıyorum o plana. Ve bir sabah, iki tane adam, baker, fırıncı ve de uşak rüya gördü, They uyandılar. O Firavun'un kişisel hizmetkarlarıydı bu fırıncıyla uşak. Ve Yusuf onların suratına baktı, yüz ifadesine. So you're not, you're not okay today. Dedi ki bugün iyi gözükmüyorsunuz What's siz. Wrong with you? Ne oldu size dedi. You look like you're on lemon. Sanki limon suyu içmiş gibisiniz dedi. <laughs> no joy in your face today. Niye sevinç yok dedi <laughs> yüzünüzde, What's ne oldu dedi they hesitate they hesitantly böyle çekinerek Yusuf'a dediler ki I had a dream Bir rüya gördüm. And tell me the dream. E söyle bana rüya eyledin. Nedir rüyan? The baker said Fırıncı dedi ki, I saw myself carrying a basket. ben bir sepet taşıyordum. And I saw all the nice things that are so faro in the basket ve bütün o şeyleri hizmet ediyordum firavuna veriyordum ama o benim sepetim içindeki bütün o güzel şeyleri kuşlar gelip aldılar. Önce aslında uşak konuşmuştu. As <laughs> Firavunun önünde durup ona kaseyi sunduğumu görüyorum her zamanki gibi. And Joseph said to him, Ve Yusuf dedi ki ona, in three days, üç gün içerisinde you shall back to your office. sen kendi işine geri döneceksin. Ah, good news. O iyi haber. The baker heard it and said, wow, oh, that's a good interpretation. Ve fırıncı bu iyi çeviriyi duyduktan sonra. If, dedi ki ben de sana rüyamı anlatabilirim. So he mi? tells his dream of the basket. Ve o sepet, food. yiyecek dolu sepetle ilgili hikayesini anlatıyor. Ve Yusuf da ona diyor ki, üç gün içerisinde Firavun seni çıkaracak hapisten ve seni asacak. Birisi iyiydi rüyanın, diğeri kötüydü. Kahya ve fırıncı üçüncü gün ikisi de çıkarıldılar hapisten. Fırıncı öldürüldü. Kahya işine geri döndü. Kutsal kitap dedi ki. He forgot Joseph. Yusuf'u unuttutanı. <laughs> have you been forgotten before? Hallelujah. Hiç unutuldunuz mu? Huh? Hiç unutuldunuz have you, mu? Have you been? I was hoping they'll do it for me. Umut ediyordum ki bana da yapacaklardı ona ama. They forgot me. Beni unuttular. It's one of the tests. Testlerden bir tanesi bu. And now you must maintain a good attitude. İyi tavrı takınmanız gerekiyor tutumu. Amen? Amin. Amen. Okay, he forgot me. Tamam, unuttu beni. Tanrı my trust is in the Lord. benim benim e, umudum Rab'de, kralda değil. Look up to the hills. Ben bakarım o göklere, tepelere. Yardımım nereden geliyor diye my bakarım. Help comes from the Lord, benim yardımım Rab'den geliyor. Gökleri ve yeryüzünü yaratan Rab'den. Benim ayaklarımın kaymasına izin he vermez. That keeps me does ben, not beni tutan kişi uyumaz. İsrail'i tutan uyuklamaz, The Lord is my keeper. Rab beni koruyandır. The Lord is my shade at my right hand. Rab benim sağımdadır, benim the gölgemdir. The sun will not smite me by day, not the moon by night. O güneş beni hiçbir zaman yakamaz. The Lord will preserve my going out and my coming in from this time forth and forevermore. Rab benim şu anda ve sonraya kadar olan bütün gelişimi gidişimi koruyacaktır. That is Psalm 121. Bu bir 121 de mezmur. İşte bu sözlerle kendimizi teşvik etmemiz gerekiyor. Amen. Amen. Courage yourself. Don't, Kendinizi don't back teşvik don't edin. Back. So the young man keeps going. Bu genç adam gidiyor yürümeye. And two years after he interpreted the dream. Bu rüyayı çevirmesinden iki yıl sonra. Pharaoh also has a dream. Firavun da bir rüya görüyor. In actual fact, had two dreams in one night. İlk gecede iki rüya görüyor. The arena of dreams is awesome. Bu rüyalar bölümü harika olağanüstü. And God Düşünün, bir Rab size aynı gece iki rüya gösteriyor ve ikisinin de aynı anlamı aynıysa Rab size bir şey demek istiyor demektir. And guess what? When Joseph When Pharaoh sees the dreams, he says, "I want you to help me interpret my dreams." Firavun bunu rüyayı gördükten sonra bana yardım et diyor rüyayı çevireyim. All the magicians of Egypt could not. Bütün büyücüleri Mısır'ın yapamadı, çeviremedi rüyayı. And the butler remembered. Ve ne oldu biliyor musunuz o kahya? Ya oh, uşak var ya hatırladım. Dedi ki, o ben hata yaptım. Your royal highness, Sevgili kralım dedi. You when you put me in the Hatırlıyor musun sen beni zindana atmıştın? I met a young man, a boy, ben orada İbrani bir çocukla tanıştım. Who told me my dream. Bana rüyamı tabirini yaptı. I he'll help you. Ve o da sana yardım edecekti. Firavun dedi ki hemen Bring him. onu bana getirin. Yusuf'u temizleyip kralın önüne çıkardılar. Now we, opportunity, come. Şimdi bir fırsatı var artık. Now this is the opportunity. İşte fırsat bakın tam burası ortada. Opportunity is here. Now fırsat şimdi burada işte. Look at what the supernatural did. Doğa üstünün yaptığı şeye bakın. God supernaturally told them the meaning of the dreams. Tanrı doğa üstü bir şekilde rüyanın anlamını onlara açıkladı. Is that right? Doğru değil mi? No, no, but that's not enough. Ama yeterli değil bu. Because the next thing that happened after the dream is supernaturally told Pharaoh is Pharaoh said you drive, you ride the second chariot of the kingdom. Dedi ki krallığın bu rüyayı söyledikten sonra ikinci gün dedi o krallığın arabalarını süreceksin. You are next to me. Sen dedi benim yanımdaki sağ kolum olacaksın dedi. In Egypt, Mısır'da. None is above you. Hiç kimse senin üstünde yetkiye sahip olmayacak dedi Yusuf. The only place I'm above you is the throne. Benim senden üstün olduğum tek yer benim tahtım dedi. Hiç kimse dedi wow. Yusuf'un sözü olmadan hareket etmeyecek wow. dedi. Düşünsenize. Wow! Vay be. And, and guess what? Ne oldu biliyor musunuz? God Uh, uh, Pharaoh gave him the whole land. Firavun bütün araziyi arsayı ona verdi. Now this is where ability, knowledge, wisdom, skill began to play into Joseph's life. İşte burada Yusuf'un yaşamında bütün o yetenekler, armağanlar, mesedişler ve bilgi, hikmet tam buluştuğu yer oldu. He was about 30 years of age. 30 yaşındaydı. How do you administer the biggest nation, the strongest nation of that time? O zamanın en güçlü ve en büyük ülkesini nasıl yönetebilirsin? Çok büyük bir zeka ve kabiliyet gerektirir. Hazırlık gerektirir. Bilgi ve hikmet gerektirir. Am I here? Öğretiyor muyum ben burada? You Bağlantıyı kopardınız mı yoksa? Haleluya. Hallelujah. Lütuf nedir? For the o fırsat için kendini hazırlamaktır. Should I continue? Should I stop? Durma mı yoksa devam edeyim? Next week. Gelecek hafta devam edebilirim. Devam. Preparation for the vision is as important as praying for the fulfillment of the vision. Vizyon için olan hazırlık <laughs> aynı zamanda dua gibi yaptığımız hazırlıktan da önemlidir. Amen. Amen. Prepare for it. Lütfen hazırlanın onun için. Praise God. The Matta 25'te gördüğümüz o talent hikayesinde beş ve iki talent alan kişi kendine yatırım yaptı. But the man with one talent buried it <laughs> and he was called a wicked and lazy servant. Ama bir tane talent olan kişi onu aldı ve gömdü. Onu ne olarak görüyoruz? Kötü olan ve tembel olan köle olarak görüyoruz. Tembel. tembel. Oh, that's the problem. İşte problem bu. The problem with a lot of Christians is laziness. Birçok imanlı ile ilgili problem tembel olmaları. Instead of reading, okumak instead of studying, çalışmak yerine, instead of they would rather sit and drink cappuccino, watch TV. Oturup televizyon izleyip kahve içmeyi tercih ediyorlar. When you buy a dress, bir elbise aldığınızda you, close your body. you close Kendi your body. bedeninizi örtersiniz o elbiseyle. When you buy a book, bir kitap aldığınızda you close your Geleceğinizi örtersiniz. Amen. Write that one down. Yeah. Amen. Bazı kişiler üniversiteden mezun olduklarından beri oturup bir kitap bitirmiş değiller. Some people are not even reading a book right now. Şu anda bazıları kitap bile okumuyor. But they can window shop. <laughs> Ama böyle alışveriş şeylerinin vitrinlere bakabiliyorlar saatlerce. Vitrin. Window shopping. vitrin alışverişi. Vitrine bakma alışverişi. Who cares how much is, how much your shoe is worth? Ayakkabının ne kadar pahalı olduğu kimin umurunda ya? What I care about is how much, how much is your mind worth? Benim dikkatimi çeken <laughs> senin zihninin ne kadar pahalı olduğu. That's what I care about. Benim ilgilendiğim şey how much bu. Şu aklımın değeri ne benim zihnimin değeri. Ayakkabımın değeri değil. <laughs> Hallelujah. was watching a panel of discussion. Bir tartışma üzerine bir panel izliyordum ben. This was a panel of discussion uh, um, done with um, about five major CEOs of some of the biggest companies in the world. Dünyadaki büyük firmaların CEO'larından oluşan 5 adet ayrı CEO'nun oluşturduğu bir tartışma paneliydi bu. The lady at the end of the discussion she asked them one more question. I'm going to finish with this last question. O moderatör herkese soru sorduktan sonra son bir soruyla sizi sonlandıracağım dedi. She said to them, please give me an answer quickly. When do you wake up? What time do you wake up? Ve dedi ki bayan, bana hızlıca cevap verin. Saat kaçta uyanırsın? There was a common thread. Ve çok böyle hızlıca bir yaygın şey vardı, cevap. None of them slept later than 6 a.m. Hiçbirisi altıdan daha ileri saate kadar uyumamıştı. Hiçbirisi. These were CEOs. Bakın bunlar CEO'lardı. These were not uh, employees. Bunlar işçiler değildi. Cheap labor. No, they were CEOs, chief executive officers. Öyle ucuz elemanlar değillerdi. Bir şirketin yönetim kurulu üyeleriydi bunlar. Milyonerlerdi. They said none of them slept more than later than 6 a.m hiçbirisi saat 6'dan daha uzun bir sürede kalkmadı. 6'dan daha geç. Young today their <laughs> Böyle bir sürü gençlerimiz var şu anda. Bütün kaderleri boyunca uyuyor neredeyse. <laughs> If this is you, say amen. <laughs> bu, bu mesaj yardımcı oluyorsa amin deyin. sleeping away their destiny. Böyle uyuyorlar, uyukluyorlar. Buying away their destiny. Kendi geleceklerini, kaderlerini uyutuyorlar aslında. You buy a dress. Bir kıyafet alırsın. You buy an iPhone. E, cep telefonu iPhone alırsın. Sometimes you look at some people an iPhone. Bir iPhone bakıyorum. Sahip oldukları iPhone'a. It's 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 worth. You can invest that money. O parayla bir yatırım yaparsın ya. I don't, I'm not moved by that stuff. Yani hiç beni ilgilendirmiyor yani. Care. Umurumda değil. iPhone no iPhone. <laughs> iPhone ya da değil, hiç umurumda değil. Who cares about an iPhone? Kimin umurunda ki? Well, see my phone, my God, where is it? Bakın benim telefonuma. Who cares? Look at it. Who cares about an iPhone? Kimin umurunda ya iPhone? People getting a line, new y iPhone. Yeni iPhone çıkmış diye sıraya gidiyorlar sabah köründe. iPhone X. iPhone X çıkmış efendim. Come on. Hadi ya. Just buying, just buying frenzy. Yani bütün şeyleri satıyorlar orada sanki. Böyle üşüşmüşler, üşüşmüşler başına. İlk önce ben alacağım diyor. I know a man Birisini tanıyorum. Who started, who started a business and today he owns a company but he started with a hundred dollars. 100 dolarla işe başladı, yatırım yaptı. Şu anda bütün firmalara, şirketlere olan bir adam tanıyorum. I know him. I still know him today. I know him in town. Very good friend of mine. İyi bir arkadaşım tanıyorum <laughs> bu şehirde. 100 dollars. 100 dolar. This is not poverty message by the way. Bakın bu böyle fakirlik mesajı falan değil. This is message about using your brain. Bu. <laughs> bu zekanızı kullanmak mesajıdır. Hallelujah. Hallelujah. People buy, people buy to show off. İnsanlar gösteriş yapmak, hava atmak buy, için birbirlerine bir şeyler alır. To compete. Ve rekabet içinde olmak için böyle kıyafet who, who rekabeti. Are you with? Kimle rekabet yapıyorsun? Kiminle yarışıyorsun sen? Huh? Huh? No money saved. No money saved. No, hiç not even a bank account. Hesapta hiç para yok, hiç biriktirmiyorlar paralarını. But they carry a big iPhone. Ama böyle kapı gibi iPhoneları var, kocaman. Kocaman iPhone. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> they are deep, deep in debt. De carry iPhone X. O kadar derinlerde ölmüşler ki ama o iPhone X'i taşıyorlar ama. O, o, o diri. There's no common sense. İşte hiç böyle bir e, kafa yok. I like that better. Mine is soft and mild. Hers, is, so hers was very strong. Kafa yok. Kafasızlar. Ah, kafa yok. They're not smart. <laughs> Give me a break, smartphone. Yeah. Sometimes the phones are stupid. Smartphones. I kid you not, I tell you this story quick. This really happened. <laughs> I had this phone I was using, it was not smart at all. <laughs> <laughs> Telefonum vardı ve hiç absolutely, akıllı falan değildi yani akıllı telefon dumb. değildi tam bir aptal bir telefondu. But one of those old Eski telefonları hatırlayın öyleydi işte. Unundan ilk kullanıyordum. As if I care, like I'm gonna look at my phone. Ah telefonuma bak. And then what happens? Ne oldu sonra? If your if your prestige eğer senin prestijin, önemin on the phone. eğer telefondaysa oh, Jesus. You have a problem. bir problemin var demektir. But I, I'll come to church, Ama ben kiliseye geldim. And I saw with phones, young with, ve bütün o gençlerde And gördüm akıllı telefonlar var hepsinde. Tam iPhone 3'ün çıktığı dönemlerde. Uh -huh. And uh, But I see people with big phones. They're coming to ask me, Pastor, can I use your phone to make a call? Because they have no, you no credit. İnsanların <laughs> o telefon. <laughs> 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 Telefonları var da, iPhoneları. Ama gelip bana diyorlardı ki, Pastor, telefonundan arama yapabilir miyiz? Kredi almamışlar telefonunda. Telefon almışlar ama aramayı benden yapıyorlar. They don't have 10 lira credit on the phone. Düşün, 10 liralık kontur yükleyememişler telefonunda. Can I use your phone, please? Telefonunu kullanabilirim. I wanna make one call. Bir tane arama yapacağım yeah, diyorlardı alıyordum, veriyordum onlara alayı diye. Ve gülüyordum tabii ki hepsine. <laughs> you can't afford credit, but you are you're buying a big phone. Büyük telefon alıyorsun ama 10 liralık bir kontur yükleyemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Jesus said the life of a man does not consist in the abundance of what he has. İsa Mesih dedi ki bir insanın yaşamı dedi sahip olduklarının bolluğuyla çokluğuyla ölçülemez look at success from a whole different perspective from today. Bugünden itibaren başarıya farklı bir gözle bakın. Tanrının hayatınız için bir planı var. Find it, catch it, pursue it, fulfill it. Bulun, yakalayın, takip edin ve yerine getirin. Whether you use an iPhone or i̇ster <laughs> iPhone kullan, ister kullanma önemli değil. And <laughs> some people wouldn't listen to this message, this area. <laughs> Burayı insanlar dinleyecek sonra bu mesajı. But it's, it's good. I need to say this stuff. İyi bir mesaj. İnsanların duyması lazım. And I'm not saying you shouldn't buy an iPhone. Demiyorum ki iPhone almayın. What I'm saying is when what you've got is a thousand. Listen now. When all you've got is a thousand dollars. Her sahip olduğun tek şey bin dolarsa. That's all you have in your life. Bütün yaşamın boyunca bin doların varsa sadece. You don't buy an iPhone gidip man. iPhone almazsın onunla. Pastor, I pastor, think you preach faith. I'm acting in <laughs> faith. I'm believing God. İman vaaz ediyordun. Ben imanla hareket ediyorum pastor. That's not what I'm preaching. Ben bunu vaaz etmiyorum. Hallelujah. Don't buy what you don't need. İhtiyacın olmayan şeyi alma. Some people have this like there is this demon. That buy, 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 buy. Posdan içinde buy, bir cin var. Now, bu alma buy, cini. Buy. Cin diyor ki al 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 al, they, al al. al al. al. Whenever they leave home they always buy, buy. Evden al. Al. çıktıkları bir andan itibaren buy, almaya buy, başlıyorlar. Buy, al al buy, al, buy, al. buy, 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 buy. Put şurada. it on the card, credit card. Buy. Kartla buy, al, kredi kartıyla al. That demon cast it out. O cin kov gitsin. <laughs> Tell it go, leave me alone in Jesus name. Git İsa adıyla beni yalnız bıraktı. <laughs> ah, hallelujah. Al, <laughs> <laughs> al, al, al. Şimdi, 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 şimdi. Al, al, al sana. Şimdi. <laughs> don't bite. Almayın. If you don't need it. İhtiyacınız yoksa. Be content. <laughs> yetinin. With what you have. Sahip olduğunuzla yetinin. For God has promised. Çünkü Tanrı vaat etti. I'll never leave you. Seni asla bırakmayacağım. I'll I'll never let you down. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Bu dünyaya çıplak geldiniz, çıplak gideceksiniz Don't bu dünyadan. Your life on stuff. Yaşamlarınızı mallar üzerine kurmayın. Amin. 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 Hallelujah. Hallelujah. Well, I think I just uh, I was able to download that. Bunu ben size, size böyle yükledim şu an. kendimdekini yükledim. That it, Eğer aldıysanız bunu siz de o download'a başlayın. indirin şimdi <laughs> aldığınız dosyayı. transfer it edin begin to Bırakın o sizin içinize insin Into o dosya. ruhunuzda, ruhunuzun o <laughs> ruhunuzun çift çekirdekli işlemcisine girsin. <laughs>